1 Nisan'da bu hükümet, 1 Nisan'da bu hükümet, ya bu kadar zam yaptım, bu kadar enflasyon oldu, bu kadar eziyet çektiler, yine de oy verdiler derse, ertesi güne yapacak bir şey yok. 1 Nisan'ın ertesi günü artık AK Partili de olsa, MHP'li de olsa, emeklisi, emekçisi, çiftçisi, esnafı büyük zorlukları yaşayacak. Ama bir gün önce yapacak bir şey var. 31 Mart günü önünüzde sandık var. Bu seçim bir genel seçim değil, yerel seçim. Çalışkan insanlara, dürüst insanlara ilçenize emanet edeceksiniz, evet. Ama bu seçim aynı zamanda ülkeyi yönetenlere mesaj verilecek bir seçim. Yokluktan, yoksulluktan, kıtlıktan, düşük maaşlardan, enflasyondan, hayat pahalılığından şikayeti olan herkes bu hükümete bir sarı kart gösterirse, bir kırmızı ışık yakarsa, benim derdim boyumu aştı, hep zenginleri düşünmeyin derse, o zaman bir ümit var. 10 bin lira veriyorum, 10 bin lira, sesi çıkmıyor. Çiftçinin ürünü para etmiyor, borcunu ödeyemiyor, sesi çıkmıyor. İşçiler, işçiler işsizlik tehlikesiyle burun buruna, bir giriyor bir çıkıyor. Aldığım maaş ay sonuna yetmiyor, sesi çıkmıyor. İşsizler var, gençler var, sesi çıkmıyor dersek, 4 yıl boyunca seçim yok, acı reçete geliyor, kemer sıkma geliyor ve kimsenin şüphesi olmasın, bu memlekette kemeri beşli çete sıkmıyor. Acı reçeteyi holdingler, zengin müteahhitler içmiyor. Yine emekli, emekçi, çiftçi, köylü, hayvancı, esnaf bu zorluklarla karşı karşıya kalıyor.